La antin kontin işler ha. Vallahi billahi. Ya kimsin sen? Böyle ödev mi olur ya? Ya bunları ben evine niye gidiyorum tanımak şimdi? Bunları eve gitmeye gerek yok ki. Bunlar iki yüzlü, alçak, nankör bebeler işte. Lan ya. Vefa'nın katilini bulana kadar uyum sağlayacağız Arap. Tamam? Sincat'la işbirliği yapacağız ha. Valla ben doldum. Kota kaldırmıyorum. Doldum. Ya al benden de o kadar. Kendini aklamaya çalışıyor işte bu kıl kuyruk. Tipe bak. Dünkü görüntülerden sonra bir anda olsa Vefa'nın intihar ettiğine inanmıştık. Okuldan ayrılacak, yolumuza bakacaktık. Yani bizden kurtulmak üzereydi. Niye tekrar suyu bulandırıp burada kalmamızı istesin ki? Yani üstelik bizden bu kadar nefret ederken. Ali, biz yine de dikkat edelim, tamam mı? Çünkü fırsatını bulsa bir kaşık su da boğar hepimizi. Suyla değil, milkshake'le boğar bak. Ha bak, havalara bak. Sanarsın ejderhası var. Allah'ım ya. Bak bir de ayağına yakışsa tam. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Pardon ya. Ayağımdan kaçtı. Zeno iyi misin? Açılacağım o ayağını bir yerden. Sakin ol. Kazaydı. Zeno iyi misin? Zeno. İyi misin? Bunun bir tanesi çekilmiyordu. Kaç tane oldu bu ya? Su iç, su. Otur geç. Oynamayı bilmiyorsanız oynamayın kardeşim. Ne gülüyorsun oğlum? Hayırdır? Görmüyor musun kızı? Yok, o da gülmüyorum. Hani oynamayı bilmiyorsunuz dedin ya. Biz bu takıma geçen sene kupa aldık. Kaça? Ne? Kaça diyorum. Kaç para aldın? Buyur gel beraber hesaplayalım. Neyine? Ya parasına değil kesin. Bizim için sıkıntı yok da sizi de zorlamaya gerek yok be Arapçığım. Ne bedava? Yalan mı oğlum? He? Hayatınız bedava lan siz. Aksine. Biz bu okula hayatımızın çok değerli olduğunu göstermek için geldik. Evet de. Buyur gel göster bakalım. Bizi uyarla. Bebe. Berk. Yani benim ameliyat var malum. Oho! Mızıtacaksan oynamayalım. Ben kaleye geçerim size okeyse. Okey. Thanks. Kabul. Üçe üç. Üçte biter. Tamam? Üçüncünüz kim? Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Bakmadım fiyata hiç aldım reyondan. Ünlü oldum ya hep ondan. Bana sakın boş yapmayın oğlum. Uyandım yine bugün solundan. Emin misin bebek emin misin? Tamam emin sen bebek benim nesin? Fakir kaldın çünkü denemedin. Label Cebeş baba cimri deli misin? Aa, hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Çarpsın on numara, bak keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara, forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara, bak keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara, forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara, bak keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara, forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara, bak keyfim meyfim on numara. Bakmadım fiyata hiç aldım reyondan. Ünlü oldum ya hep ondan. Bana sakın boş yapmayın oğlum. Uyandım yine bugün solundan. Emin misin bebek emin misin? Tamam emin sen bebek benim nesin? Fakir kaldın çünkü denemedin. Label Cebeş baba cimri deli misin? Aa, hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Kur'an çarpsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Sınavlarını gördünüz mü? Har görmüş tavşan gibi kaldı. Tavşan değil tavşan. Sincap. Gençler. Doğru diyorsun. Otur 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 otur. Tebrik ederim. Aferin size. Tamam hocam teşekkür ederiz. Vallahi ne cevherler varmış sizde. Haberimiz yokmuş. Eyvallah hocam. Şov yaptınız resmen. Ya hocam şov bizim işimiz değil onların işi. Aa yapmayın böyle artık. Hep aynı yerdesiniz, hep aynı yerdesiniz. Ben barış imzalandı, bu iş bitti diye düşünüyorum. Yanlış mı?
Şu ön yargıyı bir bırakın. Arkadaşlarınızı tanımaya çalışın, anlamaya çalışın. Bir dakika, bir dakika. Şu proje ödevi sizin fikrinizdi değil mi hocam? Ben eşleşmelerden zaten anlamıştım. Hepsi sizin işinizdi. Artık sizin işiniz. Ya hocam, yani vallahi boşuna uğraşıyorsunuz. Ne bizden onlara, ne onlardan bize yani dost olmaz. En azından denedim derim. Söyleyin bakalım, nasıl oldu eşleşmeler? Hocam, Cemre'yi ben ağırlıyorum. Pazarla da gidiyor. Güzel. Ben Ege'ye gideceğim. Çağrı bana gelecek hocam. İyiymiş. Ali? Ben Berke, Berk bana hocam. Güzel bak, eşleşmeler iyi denk gelmiş. Güzel olmuş. Ya ne demezsiniz hocam, ne demezsiniz? Hocam ya, oğlunuzla birlikte siz de gelseniz ya, o zaman kolay geçerdi. Hiç işim olmaz. Ödev benim ödevim değil. Tamam da hocam, ilk onlar istemediler. Yani Hazal'la Ege posta koydu, yalan mı? Ben adreslerini size mesajlarım. Evlileri rahat konuşsunuz. Zorla mı gideceğiz davet edilmediğimiz yere ya? Eğer bursunuzdan olmak istemiyorsanız bir yol vuracaksınız. Anlaşıldı hocam. Ben benzini döktüm, kibriti çaktım. Açıyorum yalnız. Hadi biz de kaçak. Hadi. Allah hocam. Danmaktan korksak odun olmazdı. Hadi. Laflara bak. Kimse sen? Ya. Ay ay. 25 yıldır artık kim olduğumu öğrenmişsindir diye düşünüyorum. Nasıl gidiyor kaynaştırma projesi? Bizimkiler biraz sorun çıkartıyor ama çözeceğiz. Çözüm valla, ben de çok sıkıldım bu durumdan valla. Yalnız oğlan hiç fena değil değil mi Ali? Fena değil. Kime benziyor sence? Kendime benzettim biraz, gençliğime. Hadi lan. Gayet benim gençliğime benziyor. Oy. Ne? Yalan çok mı? Çok da mütevazıyız. Yalan mı? Senden çok daha iyiyim. Her zaman. Emin misin? Peki, sen mi seçtin belki? Peki okul mu eşleştirdi sizi? Ya anne, Allah aşkına, seçme şansım olsa Berk'i mi seçerim? Bana da Berk çıktı işte. Yani okul eşleştirdi sizi. Ya ne fark eder? Önder Hoca işte aramızdaki kavgayı bitirmek için eşleştirmiş bizi. Hem Kenan denen o herif bizi seçse ne olacak ki? Yani üstelik niye ses? İşim yok burada. Hayır, sizi ikinizi eşleştirmeseler iyiymiş. O öyle olmamış. Sen ona gideceksin, ondan sonra da biz de onu ağırlayacağız. Ya Derya Sultan, düşünme sen bunları. Kavga mabga yok artık, merak etme. Hem zaten kavga etmek için bir sebebim kalmadı. Vefa'nın görüntülerini gördükten sonra. Barış ilan ettik. Bitti, rahat ol tamam mı? Arkadaşsınız yani artık. Ya ne alaka? Ben Vefa iftira atan, onu acımasızca döven biriyle arkadaşlık kurabilir miyim anne? O kadar uzun boylu değil. Katil olmayabilir ama hayatım boyunca affetmeyeceğim onu. Tamam? Hadi. Dur, konuşuyoruz be. Kaçtım ben. Konuşuyoruz. Bir daha konuşuruz annem. Merhaba, ben Berk'e gelmiştim. Buyurun. Teşekkürler. Oo, kimler gelmiş kimler? Ben daha erken bekliyordum. Al soda. Güzel. Kupalar benim değil, babamın. Eskiden futbolcuymuş tabii, ben görmedim ama bir rivayete göre iyi olduğunu da söylüyorlar. Yalnız dokunulmasından pek hoşlanmaz. Bunu koyarsan yerine. Ne yapıyoruz peki şimdi biz? Yani bu notu gönderen arkadaşla ilgili.
Katilin kim olduğunu göstermesini bekleyeceğiz. Süper plan. Çok iyi. O zaman katil kim düşünelim? Cemre değil, Ege, Çağrı, ben olmadığıma göre geriye... Azal ve Cemre kalıyor. Ve konsere gelen birkaç yüz kişi daha. Vallahi ben sizin haricinizde Vefa ile ilgili problemi olan görmedim. Yeni favori katil adayların bizim kızlar mı? Favorim yok benim. Yani hiçbirinizi birbirinizden ayrı verin. Sağ ol, eyvallah. Eyvallah. O zaman önce şunu da anlaşalım. Cemre katil olamaz. Cemre'yi tanıyorum ben. Tam arada ufak tefek öfke nöbetleri geçirebilir ama... Yani o kadar da uzun boylu değil. Hazal. Böyle plan proje falan Hazal'ın zekasına ters. Yani senin yönteminle neden bulunamadığı anlaşıldı. Yanlış yerlere yeşelemişsin. Artık benim yöntemimle devam ediyoruz. Neymiş senin yöntemin? Belki soru sordum sana. O geceyi ayarlayan organizasyon şirketini arayacağım. Görüntüleri isteyeceğim. Oldu mu? Yeterince ayrıntılı açıklayabildim mi? Tatmin edebildim mi seni? Eyvallah. Yalnız söyle hızlı olsunlar. Ne kadar az vakit geçirirsek o kadar iyi. Aynen. Sen de şu ödevini hallet istersen. Orayı çek, burayı çek, şurayı çek. Beni çek. Git odamı çek. Hem yabancılık da çekmezsin, yolda biliyorsun. Nereye? Sıkıldım, bıktım. Neden? Baba neden sevmez evladını? Anne korkmak yok. Sil hocayı. Bırak yavaş. Sil hocayı. Yok. Berk. Bir daha seslendiğinde sesin çıkmazsa bak gerçi... Misafirimiz varmış. Anlaşıldı niye sesinin çıkmadı. Sebebi ziyaretini öğrenebilir miyiz Ali Bey'in? Ödevimiz vardı. Onun için geldim. Ne ödeviymiş bu? İki can düşmanı bile bir araya getirebilecek. Sen kimsin? Anlamadım. Yok. Siz değil yani. Ödevin adı bu. Kime hangi arkadaşın çıktıysa onun evine gidip... İşte böyle birlikte vakit geçiriyorlar. Ondan sonra sohbetlerini evin falan videoya çekiyor. Sözde daha iyi tanımış oluyormuş falan. ve anladığım kadarıyla ikiniz birbirinize çıktınız öyle mi? Şans, kader, kısmet ya da ilahi adalet mi demeli acaba? Siz ne derseniz deyin. Ama bilin yani keyfimden gelmedim. Hoca ödevlerini yapmayanların dersten kalacağını söyledi.
Oo, çok kazıkmış. O zaman ne yapalım? Gelin bahçeye. İyi bir ödev hazırlamanız için yardımcı olayım. Hadi hadi. Bir çocuğu tanımak için babasına soracaksın. Takip et. Ama kedi inmiş, bu kalmış mı ağaçta? Gerçekten baba, sırası mı? Tam sırası hem de. Şu anda. Tabii yükseklik korkusu var bunun. Bak şimdi dinle, burası daha eğlenceli. Sen çekiyor musun bu arada? Evet, kayıtta şu an. Ha, tamam. Bak. İnemiyor aşağı. Neden? Çünkü aşağıda kızlar var. Tamam mı? Kapatmış gözlerini, sarılmış böyle ağaca. Herkes sistemine, oğlum aşağıya in. 3 saat boyunca var. Oğlum aşağıya in. Yok, en sonunda itfaiye çağırıyorlar da. Aşağıya öyle indirebiliyorlar. Siz neredeydiniz bu arada? Bunlar olurken yalnız mıydı? Yok canım, olur mu? Şey, bakıcısı vardı yanında. Ben toplantıdaydım herhalde, hatırlamıyorum. Aradılar, ulaşamadılar herhalde bana. Sonra? Sonra derken? Öğrendikten sonra. Sonra işte geldim, itfaiyeyi aradım. İşte özür diledim, zamanlarını harcadık boş yere diye. Sonra Berk'le konuştuk. Ceza vermediniz mi? Ceza derken? Nasıl ceza? Tamam, bitti. Al bunu, kapat gerisini, günlüğüne yazarsın. Ne yapıyorsun Berk, otur yerine Ali. Ya hayır, ne oturacak? Yeterince oturdu zaten. Biz burada neyin numarasını yapıyoruz anlamadım hiç baba. Saygısızlık etme, özür diler arkadaşın. Üzgünüm ama ben kime saygı duyup duymayacağım, senden öğrendim. Ne diyordun hep baba? Her zaman vasat, basit, sorumlu insanlar çıkacak karşınıza ama onlar sizin işçiniz, çalışanınız, şoförünüz olacak. Onlar küçük istasyonlar, oralarda takılmayacaksınız. Bence biz burada çok bile takıldık baba. Kızım senin anan baban başında alın teriyle para kazanıyor. Sen daha ne istiyorsun? Allah'ından belanı mı istiyorsun sen daha? Ya var ya, neyinden utanıyorsa kadını? Ya kadını gör, böyle yufka yürekli, pırlanta gibi bir kadın, melek ya. Ya ben anamı haftada bir görüyorum ya. Benim anam o hapisten çıksın var ya, ben başımda taşırım ya. Vallahi gıkım çıkmaz. Güzel yürekli çocuk. Şunları ver de çayları koyalım hadi. Aa, Derya teyzem sen otur ya. Bunlar koysun. Otur Derya Sultan. Bak sen şuna, görüyor musun? Koyun bakayım o zaman. Bardakları dizin. Ya bir de var ya, sanki onların açıklarını yakalamışız gibi bir tripler. Bizi kendileriyle karıştırıyorlar ya. Onlara anaları babaları sevmiyor diye biz böyle mutlu olacağız zannediyorlar. Nasıl yani? Nasıl anlatayım şimdi? Ya bu Ege var ya, bu Ege'yi anası babası bırakmış gitmiş. Hani böyle cami avlusuna bırakırlar ya bebeklerini. Böyle zenginler de herhalde villayı bırakıp kaçıyorlar. Var ya, evi görmen lazım da Derya teyze, çöp içindeydi her yer. Ay ne diyorsun ya, çok üzüldüm. Yani herkes anne baba olmamalı. Allah vicdansız anne babalardan çocukları korusun. Ya çok üzüldüm şimdi. Ya ne üzüleceksin Derya teyze, ne üzüleceksin? Kız beni evden kovdu ya, kovdu, kapı dışarı etti ya. Sen kimsin diye ödev mi olur ya? Ben göstereceğim o zaman. Vallahi göstereceğim. Ben hepsini çektim bu telefonla. Ben de yapacağım aynısını. O ne yaptıysa aynısını yapar. Sen kendine bunu yakıştırıyor musun? Siz kendinize yakıştırıyor musunuz? Ben size hiç yakıştıramadım da. Annen de yakıştırmazdı. Ya Derya teyze, onlar kendine neler yakıştırıyor? Yalan mı? Ya konuşsanıza ya. Ben sizin yerinizde olsam onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışırdım. Yani misafirperverlik nasıl bir şeydir onlara gösterirdim. Sen niye hiç konuşmuyorsun? Anlatsana Berk'le buluşmanı. Ha? Hakkındaki fikirlerin değişti mi? Yok. Karaktersiz olduğunu düşünüyordum. Hala öyle düşünüyorum. Sadece nedenini anlamaya başladım değil. Ne gibi? Babası. Kenan. Psikopat etmiş oğlunu. Bu senin fikrin mi yoksa Berk mi bir şey söyledi? Yok. Ya şimdi anlatınca korku filmi sahnesi gibi olacak ama ortam da öyle. Ya bir tek gerilim müziğiyle korku efekti eksik. Herif gülüyor, güya bir şey anlatıyor. Ne anlattığını da anlamadım. Daha düne kadar bir kaşık suda boğacak adam baya baya ağırladı beni anne. Dengesiz herif midir nedir? Her neyse. Ya fotoğraflar var. Sanırsın mutlu aile tablosu.
Ben onları çeke çeke evin alt katına indim. Bir oda gördüm. Girdim içeri. Pencere desem pencere değil. Böyle yukarıdan bir ışık süzülüyor. Yerde bir yatak var. Duvarda garip garip resimler, yazılar. Manyak herif. Berke ne zaman ceza verse galiba oraya kapatıyorum Berke. Oha. Saçmalama lan sen. Pardon. Ne saçma. İyi misin Derya teyze? İyiyim. Sen harbi ne saçmalıyorsun abi? Ne saçmalıyorsun? Bir tek sen mi çektin, ben mi çektim? İnanmıyorum. Oha. İnternetin mi yavaş senin? Aynen. Senin internetin var mı bari? Komik mi? Değil. Ya bütün görüntüleri yollamışlar mı? Hani okula giren çıkan herkesi çekmişler ha? Ya ne bileyim oğlum işte izleyeceğiz göreceğiz. Sen hala bizden şüphelenmiyorsun değil mi? Ben hala hepinizden şüphe duyuyorum. Tamam? Sen de dahil. Cemre de mi dahil peki buna? Hepiniz. Hepiniz dahil. İyi yani hem kızı kullan hem katil ilan etmiş ha. Kimi kullanmışım ya ben? Ya Ali hadi artık ayak yapma bana, ben bilmiyorum. Salmışsın üstümüze Cemre'yi ajan diye. Kıza da bir şey diyemedim üzülmesin diye. Ali git seni kullanıyor falan. Ben kimseyi kullanmadım. Bu bir. Cemre geldi kendi teklif etti. Bu iki. Tamam? Kendi teklif etti. Bundan sonra Cemre'yi böyle işlere karıştırmayacaksın. Bu da üç. Tamam, tamam ya. Tamam, bu bitmez böyle. Tamam. Saat kaç orada? Dur. Al 5 dakika geri. Dur. Cemre? Başladı yine bizim bu lime kraliçesi. Ye kus. Vallahi hayat buna güzel. Ne diyorsun kızım sen? Ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Cemre yeter! Cemre yeter! Cemre! Deli diyorum. Melek yüzü şeytanın teki. Ne oluyor ya? Ay Cemre'ye geliyorlar böyle bazen. Geçen yılda zor kurtardılar bir kızı elinden. Yuvarlamış merdivenlerden aşağı. Kız kendim düştüm dedi. Bu yüzden kurtuldu disiplinlik olmaktan. Bence Berk tehdit etti kızı. Of bunların hepsi deli ya. Tek kelime daha yetmeyeceksin. Cemre'ye bu görüntülerden bahsedersen bil ki sen de işin içindesin derim. Duydun mu? Vardır kesin mantıklı bir açıklaması da. Vefa ölmeden 5 dakika önce binaya girmesinin nasıl bir mantığa oturtursun bilmem ama benim mantığımda şu an artık baş şüpheli Cemre. Cemre katil olamaz Ali. Ben bu kızı çocukluğumdan beri tanıyorum. Notu gönderen kişi niye bulaştırdı seni bu işe? Bir bilsem. Ben bu işin içine, ben nasıl saplandım, niye saplandım bir bilsem. Katili sen de tanıyor olmalısın da ondan. Cemre benim yüzümden katil mi? Susacaksın Berk. Gerçeği bulmama, engellemene izin vermem. O videoları da bana gönder. Ha bu zıplıyor gene bu.
Hacı gerçekten yüzleşemiyor. Neymiş hacı gerçek? Gel, yaklaş. Vefa'nın katilini bulmuş olabiliriz. Kim? Ali kim? Bak bu bebe bir şey saklıyor bak. Ben vallahi burama kadar doldum. Patlayacağım ben. Cemre. Organizasyon şirketi konser gecesinin görüntülerini gönderdi. Cemre binaya giriyor. Vefa ölmeden 5 dakika önce ve biz ikisinin aynı yerde bulunduğu bir açıyı görebiliyoruz. Yani tüm oklar Cemre'yi işaret ediyor. Şey, ne yapıyorsun kızım? Dursana manyak manyak hareketler. Ali. Ya sen daha ne olsun istiyorsun ya? Biz daha ne kadar bekleyeceğiz ya? Ha? Ben anlamıyorum. Kanıt mı istiyorsun? Tamam, ben sana kanıt söyleyeyim o zaman. Az önce tuvalette bir tane kızın boğazına yapıştı, tamam mı? Seni öldürürüm diye bağırıyordu. Geçen sene de bir tane kız merdivenlerden aşağı atmış, kız bunların korkusuna susmuş. Bu defa emin olmadan harekete geçmeyeceğiz. Cemre mi yaptı? Eyvallah. Yanına bırakmayız. Ama böyle değil. Daha akıllıca, daha alttan, dipten bir yerden yapmamız gerekiyor ne yapacaksak. O gecenin hesabını hiç beklemediği bir anda soracağız. Ne zamanmış o zaman? He? Daha ne kadar bekleyeceğiz Ali? Çok uzak değil. Yarın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.